Su, bütün canlıların hayat kaynağı. Ve İstanbul, kaderi suyla şekillenen, suyun geçmişinin ve geleceğinin harmanlandığı güzel şehrimiz. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, ticaret, ulaşım, lojistik ve daha birçok sektörün kalbinin attığı İstanbul, 1994 öncesi susuzluk ve pislikten kokuyordu. Şehirde salgın hastalıklar baş göstermeye başlamıştı. Musluklarından günlerce değil, aylarca su akmayan İstanbullular, su bulabilmek için semtler arasında mekik dokuyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde her gün protesto gösterileri düzenleniyordu. ...1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı yönetimiyle İstanbul'un kronikleşmiş problemlerine doğru teşhis ve çözümler üretildi. Bu dönemde hizmete aldığımız barajlarla 7 dereyi 7 tepe ile buluşturduk ve modern arıtma tesisleri inşa ederek İstanbul'un temiz ve sağlıklı suya hasretini sona erdirdik. Hizmete aldığımız içme suyu tesisleriyle de İstanbul'umuza yıllık 870 milyon metreküp temiz içme suyu temin ettik. İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın inşaatında artık sona geldik ve barajın %95'ini tamamladık. İçme suyu eylem planıyla 2040, 2050 hatta 2071 yıllarına kadar şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını planladık. Son 44 senenin en kurak yılını yaşadığımız 2017'de dahi vatandaşlarımızı susuz bırakmadık. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle askıda boru hattıyla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak daima hizmet, daima millet düşüncesiyle son 15 yılda suyla alakalı 7200 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesisler içerisinde Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes gibi dünyanın en büyük barajları da yer alıyor. Çoruh Nehri üzerine 5 altın gerdanlık inşa ettik. ...275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın %65'ini tamamladık. Muhteşem Ilısu Barajı'nda da artık sona geldik ve inşaatın %96'sını tamamladık. Yeni Hasankeyf'te örnek konut ve resmi binaları tamamladık. Zeynel Bey Türbesi'ni Türkiye'de ilk defa uygulanan bir teknolojiyle Yeni Hasankeyf yerleşim yerine taşıdık. Türkiye'de 15 yıldır istikrar var, güven var. Şimdi daha büyük hedeflere koşuyoruz. Dicle Havzası'nın en büyük projesini gerçekleştiriyor, Türkiye'nin İkinci büyük sulama barajını yapıyoruz. Bin günde 1001 gölet ve sulama projesiyle 1,7 milyon dekar arazide sulama ve taşkın koruma faydası sağlıyoruz. İkinci göl su projesiyle de 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet daha inşa edeceğiz.
Sulanabilir arazilerimizin 65,3 milyon dekarını sulamaya açtık. Taşkın koruma tesisleriyle 4,5 milyon dekar alanı taşkınlardan koruduk, estetik dere ıslahlarıyla şehirlerimizin çehresini değiştirerek akarsuların geçtiği yerleri cazibe merkezleri haline getirdik. Çevre dostu hidroelektrik santralleriyle yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 95 milyar kilowatt saate çıkardık. Ormancılığa yeni anlayış getirdik. Orman teşkilatımızı sadece ormanlık alanlarda hizmet verirken, ülkemizin tamamına hizmet sunar hale getirdik. Orman alanlarımızı 1,5 milyon hektar artırdık. Bu topraklara, bu ülkenin şimdiye kadar gördüğü en fazla fidanı biz diktik. Tüm bu rakamlar ortada. Biz çevreciyiz be. Kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 2023 yılı sonuna kadar dünyadaki her insan için fidan dikerek 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Okul bahçeleri, üniversite kampüsleri, ibadethaneler, mezarlıklar ve sağlık tesisleriyle yol kenarlarını ağaçlandırdık. Ormanlarımızı artık kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Ceviz, badem, zeytin, trüf mantarı gibi 38 eylem planıyla ormanlarımızdan vatandaşlarımıza ilave gelir sağladık. Bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. 5000 köye 5000 gelir getirici orman projesiyle 6,4 milyon fidan diktik. Orman köylümüze büyük destek verdik. Son 15 yılda orman köylümüze 14,5 milyar lira ilave gelir sağladık. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını 1/3 oranında düşürdük. Erozyonla mücadelede dünya lideri olduk. Orman yangınlarına ilk müdahale süresini 15 dakikaya indirdik. Orman yangınlarıyla mücadelede bölgemizde önder ülke olduk. Yanan alanların 1 metrekaresini dahi başka maksatla kullandırmıyor, 1 yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Milli Park, Tabiat Parkı, şehir ormanı ve mesire yerlerimizin sayısını artırdık. Meteorolojide en ileri teknolojiyi kullandık. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1840'a çıkarttık. 2017 yılında da toplu açılış geleneğimizi sürdürdük ve 476 muhteşem tesisi hizmete aldık. Türkiye'nin geleceği için çalışıyor, zamanla yarışıyoruz.